2016 yılında Gaziantep dedim ben o zaman ve Azez'de 10 günlük bir göreve gideceğim söylendi. Öncü Pınar sınır kapısından geçtim. Babel Salam arka tarafındaki kapının adı Babel Salam'a geçtim. Orada Azez bölgesinde bir 10 gün çalıştım. Fotoğraf çektim işte çatışmalardan, mülteci kamplarından falan. Ve şeyde kalıyordum. Babel Salam sınır kapısında bir daha önce Kızılay'ın oraya kurmuş olduğu ve boş olan konteynerler vardı. İşte ya insani yardımların tutulduğu vesaire. Orada bir konteyner uygun olduğunu söylediler. Gece orada konaklıyordum. Ve o süre zarfında yani yalnız olarak çalıştım Azez'de. İşte araç yok, muhabir yok, kameraman yok, hiçbir şey yok yani. Bir tane Türkmen bir çocuk vardı tercüme olarak. İşte anlaştık. Bana tercümanlık yapıyor. Aynı zamanda kendi aracıyla da gün içerisinde işte belli noktalara işte çatışmaların olduğu yakın bölgelere götürüp fotoğraf almamı sağlıyordu. Akşam saatlerinde kendisi tabii yanımdan ayrılıp ailesinin bulunduğu zeytinliklerde ailesinin kaldığı çadırlara gidiyordu. Gece saatleriydi. Ben gideceğim, ayrılacağım dedi ve bir şey isteyip istemediğimi sordu. Hani bir şeye ihtiyacım olmadığını söyledim. Ve bana şey dedi, yalnız abi buradan dışarı çıkarsan, hani üzerimde bir kapri vardı, kısa bir pantolon. Dedi ki, buradan çıkarsan hani böyle çıkma. Çünkü hoş karşılanmıyor, erkek de olsan hani bu tip giyinişin hoş karşılanmaz. Gece yanılmıyorsam 12'ye doğru sigaram bitti ve ben hani ya ne olacak ki yani kapının diğer tarafında işte Babel Salam'da sigara satıldığını biliyordum. İşte bir 100 metre bir mesafe gider sigaramı alıp gelirim diye düşündüm ve çıktım. Gittim sigaramı aldım. Dönüşte tam konteynere yaklaştığım esnada yarım bir duvar vardı böyle bir yarım metre, bir metre kadar. İki kişinin oturduğunu fark ettim. Bir tanesi böyle bildiğiniz işte sakallı işte sürekli gördüğüm işte cihatçı biri ve elinde bir keleşle oturuyor. Ve bana şey yaptı böyle işte Arapça değer yaptı. Gel otur yanıma dedi. Ben de gittim ve oturdum. Sonuçta nihayetinde karşınızdaki insan elinde silah olan ve karanlıkta duran bir insan ve yani itiraz etme durumum da yoktu. Yanına oturdum ve bana birkaç bir şey sormaya başladı. İşte nereden geliyorsun? İşte nerelisin? Kimsin falan. Ben de işte makul düzeyde yanıtlar vermeye çalışıyorum. O sırada tabii aklımdan da şey geçiyor. Acaba ben de onu anlamaya çalışıyorum. Kim bu? Amacı ne? Niye beni çağırdı ve benimle konuşmaya çalışıyor falan. Tam o esnada cebinden akıllı bir telefon çıkardı ve benim o en büyük kabusuma korktuğum sahne gerçekleşmiş oldu. Arapça bir metin açtı ve bana oku dedi. Ve bunu yaptığı esnada ben içimden şey dedim, ha, buraya kadarmış yani. Ben herhalde beni kesecekler bunlar. Okuyamam. Sonra ben de şey demeye başladım işte ya ben bunu okuyamam. Bu Arapça bir metin. Ben en fazla dua okuyabilirim hani bunu bilemem falan yapıyorum ama o esnada canımı kurtarmak için de kafamdan şey hani hangi duaları biliyordum ben falan demeye başladım. İşte bana şey dedi o zaman dua oku dedi. Ve bir dua okudum. Çok hızlı bir şekilde. İnanın şu anda okumaya kalksam o kadar hızlı okuyamam. Müthiş bir hızla okumuştum ve bana maşallah dedi. Ardından şu parmağını gösterdi. Yüzük falan, zevç falan diye bir şeyler sordu. Ben de hayır dedim. Neyse kalktım yanından hızla ayrıldım ve konteynere gittim. Kapıyı kilitledim ve sabaha kadar uyuyamadım. Çünkü başka bir ülkenin sınırlarındasınız. Başınıza neyin geleceğini bilmiyorsunuz. Böyle bir hadise yaşamışsınız ve gece ne olacak? Ben her an kapım kırılacak ve birileri beni alıp götürecek diye bekliyordum sabaha kadar. Neyse gün ağırdı. İşte Muhammed, tercümanım Muhammed geldi ve ben Muhammed'e direkt dedim ki Muhammed gece ben bir olay yaşadım. Birileri beni aldı burada iki kişiydiler biri sakallı tarif ettim falan. Neyse çıktı biraz sordu soruşturdu geri geldi ve gelirken de gülüyordu falan böyle. Dedi ki abi dedi seni dedi şeyler almış dedi gece burada kamp var mülteci kampı. İşte savaş aşağıdan işte savaşın yoğun olduğu Halep'ten vesaire gelen mültecilerin tutulduğu kamp. Burada çok sayıda işte dul ve bekar kadın var. Bir de onlar arasında oluşmuş bir şey grup var işte buraya gelen insanları işte soruyorlar, soruşturuyorlar, evlendirmeye çalışıyorlar. Dedi böyle biriymiş. Hani korkacak bir durum yok dedi ama çok ciddi manada bir korku yaşamıştım. Aynı Muhammed ama aynı gün içerisinde bana ikinci bir korku da o yaşatmıştı.
bana şöyle 2 gün öncesinden bana şey demişti, işte bir tanıdığım bir komutan var Özgür Suriye Ordusu'ndan, bu bir gazetecinin burada olduğunu söyleyince o da çok heyecanlandı ve röportaj vermek istiyor dedi. Ben de ilk etapta sorgulamamıştım ve kabul etmiştim. O gün içerisinde bu hadisenin hemen sonrasında dedik işte eğer sen de uygunsan gidelim mi bugün dedi. Tamam dedim ve araca bindik. Bir tane Hyundai bir aracı vardı bu Muhammed'in, kendisine ait yanılmıyorsam. Oradan AFP çalışan bir tane fotoğrafçı vardı, genç bir çocuk Nezir. O da gelmek istedi. Yanımıza geldi ve bizimle aynı araçta işte hareket ettik. Giderken tabii ben bölgeyi çok iyi hakim değildim o esnada. Evet, lokasyon olarak El Nusra'nın bulunduğu, tuttuğu bir bölge olduğunu biliyorum ama yani gittiğimiz yönün o yön olduğunu bilmiyordum. O arada Nezir'in huzursuz olduğunu fark ettim ve ne olduğunu sorunca dedi ki ya bu adam dedi seni şeye götürüyor, işte Nusra'dan bir tane adamla görüştürmeye götürüyor. Sen dedi emin misin bu görüşmeyi yapmak istediğinden? Öyle deyince birden ben bundan haberim yok dedim. Yani Nusra falan bana sadece işte bir tanıdığının olduğunu, işte ÖSO'da komutan olduğunu söyledi. Hayır dedi Nusracı falan. Ben de hani Muhammed dönmemiz lazım dedim. Ve Muhammed ilginç biçimde şey dedi bana. Aracı hızlandırarak işte ya abi yakınız zaten işte geldik bitmek üzere yol. Ben kızmaya başladım hani. Duracaksın dedim. Senin paranı ben ödüyorum hani demeye başladım işte. Sonuçta buradan ve dönmeni istiyorum. Bundan sonrasında artık sen karışamazsın, benim inisiyatifim, ben dönmeni istiyorum dedim. Ve dönerken de şöyle söyledi, dedi ki yalnız dedi sen dönmek istiyorsun ama dedi eğer Nusra'dan korkuyorsan şu anda bulunduğumuz bölge de Nusra'nın bölgesi zaten dedi falan. Ve şey dedim ben yani tamam Muhammed sorun yok ama kontrol noktalarında arabada bir gazeteci olduğunu söyleme. İşte yardım, insani yardım dağıttığımızı, insani yardım için burada olduğumuzu söyle ve gazeteci olduğunu kesinlikle söyleme dedim. Nezir de biraz yüklendi kendisine. Yani yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Bizi döndürdü ve böyle bir aynı 24 saat içerisinde 2 tane ciddi korku yaşamama sebep olmuştu 2 arkadaş. Sağ olsunlar.